Merhaba. Size özellikle çocuklarınız için hayvanların ve doğanın sevgisinin ne kadar önemli olduğundan bahsedeceğim. Buna da ilgili özellikle bir çocuk kitabı yazdım. Tabii çocuk kitabının içinde daha farklı değerleri de işliyorum. Ama bu konudan özellikle size çok kısa bahsetmek istiyorum. Çocukları özellikle doğayla ve hayvanlarla daha içli dışlı yaptığınız zaman, yani doğaya karşı olan sevgi, hayvanlara karşı olan sevgiye daha fazla yakınlaştırdığınız zaman o çocukların insanlara, bütün yaşama, bütün dünyaya karşı olan algılarının ve sevgilerinin çok daha fazla açıldığını görebiliyorsunuz. Özellikle bazı hayvanlarla, evcil hayvanlarla beraber büyüyen çocuklar, doğanın içinde zaman geçiren çocuklar, bir ağaca sarılabilen çocuklar yaşama ve kendilerine karşı çok daha fazla sevgi duyabiliyorlar. İnsan ilişkilerine daha empatik olabiliyorlar. O yüzden mutlaka çocuklarınızın hayvanlarla oynamasına izin verin. Hayvanlarla beraber vakit geçirmesine izin verin ve özellikle ağaçlara sarılabilmelerine, doğayla beraber vakit geçirebilmelerine izin verin. Ben gerçekten her evde bir kedinin olmasından çok taraftarım ve kedileri özellikle çok seviyorum. Çünkü kedilerle beraber çocuklar çok daha farklı bir duygu haline geliyorlar. Bir kedinin bahsettiğim YouTube kanallarımda da dinlemiş olabilirsiniz. Ama özellikle çok kısa vurgulamak istiyorum. Bir kedinin bir evde, bir aile hayatında gerçekten şifa olduğuna inanıyorum. Bunu da benle beraber pek çok hocalar, pek çok değerli üstadlar da aynı şeyleri söylüyor. Çocuğunuzun bir kediyle beraber büyümesi, bir kediye karşı yakınlık duyması ve onun sevgisini alabilmesi çok özel bir şey. Çünkü kediler aynı zamanda hem biraz bağımsız hem de bir taraftan çok yoğun bir sevgisi var. Ve gerçekten bir insanın hayatına bir kedinin girmesi o insanın hayatına şifanın girdiği anlamını taşıyor. Mesela insanların astrolojik haritalarında her gezegeninde farklı etkileri var. Ama kediler Jüpiter'i temsil ediyor. Jüpiter de biliyorsunuz çok şifalandırıcı bir gezegen. O yüzden çocuğunuzun büyüme sürecini tabii çocuğa emanet etmeden siz kendiniz sorumluluğu alacaksınız. Ama çocuğunuzun bir kedisinin olması ve onunla beraber büyümesine özellikle izin verin. Çünkü çocuklar kedilerle ve doğayla, doğal hayatla iç içe oldukları zaman, doğanın önemini çok daha fazla kavradıkları zaman çok daha farklı bir bilinç haline geçiyorlar ve büyüdükleri zaman da doğaya ve hayvanlara ve bütün insanlara karşı çok daha fazla saygılı ve sevgi içinde oluyorlar. Sizin çocuklarınızın da gelecek nesiller için bütün doğaya ve bütün İnsanlara karşı çok daha fazla saygı ve sevgi içinde olması, size karşı çok daha fazla saygı ve sevgi içinde olması ve kendisine karşı çok daha fazla saygı ve sevgi içinde olması için çocuğunuzun hayatına bir kedi ve ağaçlar ve doğayı almalarına izin verin. Özellikle dışarıya çıktığınız zaman, çünkü ağaçlara sarılmak gerçekten bütün bedeni, bütün çakraları, bütün enerji bedeni çok olumlu yönde etkileyen bir şey. Özellikle çıplak ayakla. Çocuğunuzun çıplak ayakla toprağa basabilmesini, ağaçlara sarılmasını sağlayın. Gerçekten bu onu çok arındıracak ve çok rahatlatacak bir şey. Mesela ben bazı arkadaşlarıma özellikle kendini çok kötü hissettiği dönemlerde işte dışarıda bir ağaç bulduğun zaman ona sarıl, çırılçıplak ayaklarla toprağa bas ve üstünden bütün negatif enerjilerin aktığını ve gittiğini, üstünden ışıkların aktığını ve seni arındırdığını hayal et. Ağaçtan tamamen seni arındırmasını iste. Doğa ile konuş diyorum. Çünkü gerçekten doğa her an bizimle konuşuyor. Ve bütün doğadaki kristaller alemi, bitkiler alemi, çiçeklerin ve hayvanlar alemi bize dost ve bizim için mucizeler yaratıyorlar. O yüzden gerçekten biz de onlarla dost olduğumuz ve onların mucizelerine kendimizi açtığımız zaman hayatımızda mucizeler çok daha farklı bir şekilde ortaya çıkabiliyor. Özellikle kendimizi doğaya, hayvanlara, bitkilere ve kristal alemine açtığımız zaman onların hediyelerini alabiliyoruz. Onların hediyelerini sizin de çocuklarınızın alması için özellikle kendinizi ve çocuklarınızı çok daha fazla doğaya ve hayvanlara açın. YouTube kanalımdaki videoların altına yorumları bırakmayı, sorularınızı sormayı unutmayın. YouTube kanalıma abone olmayı da unutmayın. Sizi seven bir can.